Hem hürmetli talebeler, bir gün sizlerle fizik fanı okuyucular bir gün video yaparak belirmeyin. Ve Sarı Han Dalamiler bilen bir gelikte. Nöbetteki laboratuvar maşrulatımızın mazusunu yaptı bir işe hareket kılamız. Demek bir gün mazumuz, nöbetteki laboratuvar işi bu. Difraksiyon pancara yordamda yorumluyuk tolkun uzunluğunu anlaştayın bu. Demek işin maksadı ham difraksiyon pancara yordamda yorumluyuk tolkun uzunluğunu anlaştayın yaştayın bu. Gerekli cihazlarımız difraksiyon pancara, tabi anıq bölgen difraksiyon pancara, hem de maksus təqiq yordamda ürgenəmiz. Havalıqda soruluyum. Yani sizler gel, birinci difraksiyon pancara yordamda yorumluyuk tolkun uzunluğunu anıqlaş laboratoriyasını bacarışta olmalı. Difraksiyon pancara ne var yine kılıp oluşturmuş gerek. Azalıkta difraksiyon pancara, demek bu şafof bulmayan şişe, bu yerde yani şafof bulmayan deyenin sebebi şu şişenin demek tırkışlar mavcud olur. Yani bu yerde bizim difraksiyon pancaramızda dairesi 0.1005 mm yok ki 5 mikrometre yeter. 5 mikrometre ne kadar yani? Yani böyle şimdi şişede tırkışlar bulanı ki tosu açıklık, tosu yani açıklık o hakeza tartıp blanket yan bulan. Yani şu bitti tosu açıklıkın ölçemi, kanalinin ölçemi şu difraksiyon pancara dairesi değil. Demek her 5 mikrometrede bitti tosu ve bitti ışığı açık tırkış bulanı. Neticede bu yerde biz demek öşe mahsus kurulmamız yordamında yani bu yerde ekran hosil bo'ladi ve bu ekranda markazda tırkış var. Yani şu tırkıştan düşken yorug'lik biz demek bu yerden qaraganimizda kelayotgan nurlar bu tırkışlardan o'tiş neticesi difraksiyalanadi. Yani difraksiya hodisasi bilasizlar demek juda ham kichik tırkışlardan o'tganda yani to'lqin uzunligiga yaqin bo'lgan tırkışlardan o'tganda o'sha to'lqinlarning biroz o'sha og'ishini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda maxsus demak masofaga siljitishimiz mumkin. Ya'ni demak o'sha difraksion panjaradan ekrangacha bo'lgan masofa va demak bu yerda o'sha ekranimizda ham shtriflangan ya'ni o'lchamlar keltirilgan va o'sha hosil bo'layotgan difraksion maksimumlarni ko'rish masofasini aniqlash uchun. Mana bu chizmada ko'radigan bo'lsangiz, mana bu yerda demak ekran bu. Ekran biz mana difraksion panjaradan bu yerdan mana qarayapmiz. Kelayotgan nur demak bu yerga, demak bu yerga, bu yerga va hokazo tartib bilan xuddi shunday maksimumlar hosil qilamiz. Endi misol uchun mana shu yerda difraksion manzaralar deylik, mana difraksion manzaralarni hosil qilamiz. Shu manzaralarda agar birinchisini qarayotgan bo'lsak, birinchisini qarayotgan bo'lsak, demak birinchi tartibli manzara yoki ikkinchi yoki uchinchi va hokazo. Endi biz demak geometriyadan ma'lum oddiy misol mana bu yerdan qarayotgan bo'lsak, yorug'lik nuri to'g'ri chiziq bo'ylab tarqaladi. Demak bu yerdan biz ko'ryapmiz bu yerdagi birinchi manzara. Ko'rayotganimizda mana misol uchun birinchi binafsha nurdan boshlanadigan bo'lsa, demak binafsha nurdan bu yerga to'g'ri chiziq o'tkizsak, nur demak O ok bo'ylab kelyapti. Demak bu masofani demak ko'rsatib beradi. İkinci tomondan bu demak birinchi manzara, ya'ni o'sha binafsha nuri O yoki 0 nuqtadan qanday masofada turgan bo'lsa, demak ekranda buni ko'rishimiz mumkin. Demak to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ladi. Shu shakllardan to'g'ri burchakli uchburchakda demak bu katetini yondagi ikkinchi katetiga nisbati birinchi katetni qarshisidagi burchakning tanginasiga teng. Ya'ni bu yerini A deb oladigan bo'lsak, bu masofani B deb oladigan bo'lsak, A taqsim B barobar tangens betta. Ya'ni mana bu burchak betta deb oladigan bo'lsak, bu tangens bettaga teng. İkinci tomondan bu burçak juda ham kichik bo'lgan holatlarda tangens bettani sinus bettaga almashtirishimiz mumkin. Endi to'lqin uzunligi difraksion panjara yordamida aniqlanayotganda lambda barobar d sinus betta taqsim n formula yordamida aniqlanadi.
Bu yerda D difraksion panjara doimiysi, sinus beta demak ko'rinish burchagi, n bo'ladigan bo'lsa difraksion manzaraning tartib nomeri. Biz demak birinchisini qarayotgan bo'lsak 1, ikkinchisini qarayotgan bo'lsak n 2 va hokazo. Endi ikkinchi tomonda mana a taqsim 1 dir yoki sinus betani a taqsim 1 ga teng dedik. Demak sinus beta nomiga a taqsim 1 deb qo'yadigan bo'lsak d ko'paytirilgan a taqsim 1 ko'paytirilgan n formulasi bo'yicha aniqlanadi. Demak biz dastlab buni 1 deb 15 santimetr masofaga qo'yib, demak difraksion panjaraga qaraymiz. O qaraydigan bo'lsak binafsha nuri, binafsha nuri 1.2 santimetr masofada sodir bo'lyapti. Demak, B'ni 15 santimetrga qo'yganimizda A demak bu masofa, ya'ni binafsha 1.2 santimetrda hosil bo'lyapti. Endi hisoblaydigan bo'lsak, lambda binafsha uchun demak D emas 5 mikrometr yoki uni xalqaro birliklar sistemasida metr deb ifodalasak 5 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 6. Demak, ko'paytirilgan A. Demak, binafsha uchun 1.2 10 darajasi minus 2 metr yo'lchisi bo'lingan. Demak, B masofamiz 15 santimetr metr yo'lchisi 15 10 darajasi minus 2. Demak, biz birinchi manzarani qarayotganligimiz uchun n 1 ga teng. Hisoblaydigan bo'lsak 0.4 10 darajasi minus 6 metr yoki 0.4 mikrometr. Haqiqatan ham binafsha nuri demak 0.4 mikrometrdan boshlanadi. Xo'p, ikkinchi holatda qizil nurni ko'radigan bo'lsak, shu holatda qizil nurimiz taqriban 2U1 larda tugayapti. Demak, A qizil uchun 2U1 santimetr. Xuddi shunga o'xshab, demak, hisoblaydigan bo'lsak, qizil nur uchun 0.733 davrda ketyapti yoki 0.173 mikrometr deyishimiz mumkin. Demak, shu bo'yicha jadvalni to'ldiradigan bo'lsak, demak, D difraksion panjara doimiysi 5 mikrometr. Demak, biz birinchi manzarani olganimiz uchun n 1, demak, qizil nur uchun, demak, mana mikrometrda hisoblaymiz deb qo'ydik. 0.73 binafsha nur uchun 0.4 mikrometr ekanligi kelib chiqdi. Asosiysi bu yerda haqiqatdan o'sha olingan natijalarga mos holatda tajribamiz chiqdi va difraksion panjara yordamida haqiqatdan yorug'lik to'lqin uzunligini aniqlash mumkinligini bemalol ko'rishimiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat, hurmatli talabalar. Demak, sizlar tushunmay qolgan joylarni bizga Telegram kanallarimizga yozasizlar va sizlarga kerakli ma'lumotlarni yana ko'proq berishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling.